Arkadaşlar Limit Seninle programına tekrardan hoş geldiniz. Ben Ercan Hoca, matematik öğretmeni. Arkadaşlar en son dersimizde en büyük ortak bölende kalmıştık. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. En çok soruların da geldiği kısım zaten bu en büyük ortak bölenle en küçük ortak katın olduğu kısımlar arkadaşlar. Bunların üzerinde arkadaşlar bayağı duracağız. E, bunlarla alakalı özellikle mantık mahkeme soruları çok geliyor. Bunların soru çeşidi de fazla arkadaşlar. Öncelikle temel bilgilerine bir bakalım. Arkasından da arkadaşlar bu konular bittiği zaman da mantık mahkeme soruları ne yapacağız? Çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle en büyük ortak bölen EBOB arkadaşlar. iki veya daha fazla pozitif tam sayının hepsini birden bölen sayma sayılarının en büyüğüne ortak bölenlerin en büyüğü denir. E, A ve B pozitif iki tam sayı olmak üzere en büyük ortak bölen arkadaşlar ya bu şekilde ya da bu şekilde ne yapılır? Gösterilir. Demek ki iki sayı bölen Arkadaşlar ortak bölen en büyük sayı diyeceğiz. EBOB'u bulunacak sayılar yan yana yazılır. Bölen listesiyle yapmak için en küçük asal sayıdan bölme işlemine başlanır. EBOB'u bulunacak sayılar bir olana kadar işleme devam edilir. EBOB'u bulunacak sayıların hepsini birden ortak olarak bölen asal çarpanlar işaretlenir arkadaşlar. Ortak olan asal çarpanların çarpımı alınarak EBOB bulunur. Zaten genel itibariyle bunu bütün öğrencilerimiz hemen hemen hepsi biliyor arkadaşlar. Mesela 24 ile 72'yi aldık. Biz en küçük asal sayıdan bölmeye başlıyoruz. 2'ye bölünür. İkisi de bölündüğü için işaret koydum arkadaşlar. 12 36 oldu. Tekrar ikisi 2'ye bölündüğü için tekrar işaret koydum. 6 18 oldu. İkisi hala 2'ye bölünür. Tekrar işaret koydum. 3 9 Artı ikisi 2'ye bölünmez, ikisi ortak olarak 3'e bölünür. İşaret koydum. 3, Üç, 3'e bölündüğü için, ikisi bölünmediği için buraya işaret koymadım. EBOB'ları ne oldu o zaman? 24 ile 72'nin EBOB'u arkadaşlar şu işaret veya daire içerisine aldım sayıların çarpım bana bu sayıları bölen en büyük sayıyı vermiş oldu. 24 oldu. Gerçekten de 24 ile 72'yi bölen en büyük sayı kaçmış arkadaşlar? 24'miş. Mesela 75'te 100'e bakalım. Arkadaşlar e, burada dikkat ettiniz mi? Direkt 2'den başlamamış. Eğer bir sayının ebobu ekoku soruluyorsa yani en küçük asal sayıdan başlayarak bölmeyebilirsiniz. İkisi de 5'e bölünür dediği için 5 arkadaşlar aldık. Hala ikisi 5'e bölünür. 5 oldu. Baktık burada 3'te 4 aralarında asal başka bölüneceği olmadığı için o yüzden 75'te 100'ün Arkadaşlar EBOB'u 5 çarpı 5, 25. Gerçekten de 75 ile 100'ü böleyen en büyük sayının 25 olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi mesela burada diyor ki 27 ile 45'in diyor EBOB'u 36 ile 42'nin EBOB'unu bulup çıkarın diyor arkadaşlar. Hemen yapalım. 27, 45 arkadaşlar yazdık. Dediğimiz gibi eğer EBOB ekok soruluyorsa en küçük asal sayıdan başlamayabilirsiniz. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar ikisi de 3'e bölünür tamam kaç oldu 9 15 İkisi de 3'e bölünür arkadaşlar 3 ee, 5 artı 3 ile 5 aralarında asal bölenle ortak olmadığı için 3 üç çarpı 3'ten bunun ebevunu ne oldu arkadaşlar 9 oldu. Aynı mantıkla 36 ile 42'ye bakalım hemen ne yapıyoruz arkadaşlar bunun ee, bölebileceğimiz arkadaşlar 2'ye bölünür ortak. 18'e 21 artı 2'ye bölünmez ortak bölünen sayıya bakalım. Direkt 2'ye bölerek devam etmeyebiliriz. 3'e bölünür ortak 6, 7 doğru mu? 6 ile 7 aralarında asal o zaman bunların ebobu ne oldu? 2 çarpı 3'ten arkadaşlar 6 olmuş oldu. Bunların farkını soruyor arkadaşlar. Farkı da ne oldu? 3 oldu. Evet. Şimdi yukarıdaki diyor A ve B doğal sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış şekli verilmiştir. Buna göre A ve B doğal sayısı kaçtır? Bunların ebobu kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar A ve B doğal sayısının nasıl bulunduğunu arkadaşlar bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Öncelikle A ve B'yi soruyorsa biz önce şöyle bir yapabiliriz. Şimdi 1 çarpı 5'ten demek ki F5'miş arkadaşlar. Değişmemiş çünkü harf değişmiyorsa aynısını yazıyoruz. Değişmemiş. 5 çarpı 2'den e kaç oldu? 10 oldu. 10 çarpı 2'den 20 arkadaşlar. E 20 çarpı 2'den de b'yi kaç bulduk? 40 bulduk. Şimdi aynı mantıkta arkadaşlar biz a'yı da bulmaya çalışalım. A arkadaşlar bakın burada k'dan başlamış. K demek ki 3'e bölünmüş. 3'e bölündüğüne göre 1 kalmış. Artı 3 üç çarpı 3'ten 9 olmuş C. Arkadaşlar değişmemiş C. Hemen yazıyoruz 9, 9. Arkadaşlar 9 çarpı 2'den e, A'da kaç olmuş? 18 olmuş. Şimdi bizden A ile B'nin EBOB'unu da soruyor. A'yı biz bulduk ne bulduk arkadaşlar? 18 bulduk. B'yi de 40 bulduk. Bunu bulup da EBOB'unu da alabilirsiniz. Ya da hiç gerek yok arkadaşlar. Şuradan da bulabiliriz. A B'ye baktığım zaman 2'ye bölünmüş mü? Evet. Çünkü harflerde değişiklik olmuşsa 2'ye bölünmüştür. C ve D 2'ye bölünmüş mü? İkisi ortak. Hayır. Çünkü harf değişmemiş. Geçtim. C ile E 2'ye bölünmüş mü? Hayır. C ile F 3'e bölünmüş mü? Hayır. Çünkü F değişmemiş. Arkadaşlar K ile F 3'e bölünmüş mü? Hayır arkadaşlar. O yüzden biz ne diyeceğiz burada? Demek ki bu sayı ikisini de arkadaşlar bölen en büyük sayı 2'dir diye ne yapacağız? Bulacağız arkadaşlar. Evet. Çözümü de burada zaten yapmış. Devam ediyoruz. Ortak bölen kaç tane pozitif tam sayı vardır? Ortak bölen arkadaşlar 84 ile 132 sayılarını Ortak olarak bölen kaç tane pozitif tam sayı vardır? Arkadaşlar, şimdi biz aslında şöyle yapacağız. Ne yapacağız yine bunu? 84'ü, 132'yi alacağız arkadaşlar. Ortak bölen derken neyi soruyor aslında? EBOB'unu soruyor arkadaşlar. Kaç tane pozitif sayı vardır diye soruyor. En büyük ortak böleni buluruz. Ondan sonra onun da arkadaşlar çarpanlarını ayırarak bulabiliriz. 2'ye bölünür 42. 2'ye bölünür arkadaşlar. Ee, 66. Evet devam ediyoruz. 2'ye bölünür 21. Tabi biz ne yaptık? İkisi 2'ye bölündüğü için işaret koymamız ya da daire içerisinde almamız lazım. İkisi tekrar 2'ye bölündü. 21'e ne oldu? 33 oldu. Evet. İkisi 3'e bölünür. Evet. Ne oldu buradan? 7. 11. 7 ile 11 aralarında asal arkadaşlar. O yüzden onu almayacağız. Bunların en büyük ortak böleni ne çıktı? 84 ile 132'nin EBOB'u arkadaşlar. Bu sayıların çarpımı yani 2 üstü 2 çarpı 3. Bunların en büyük ortak böleni ne oldu? Arkadaşlar bakacak olursak 4 çarpı 3'ten 12. 12 olduğu gibi 12'nin çarpanları da arkadaşlar bunu ne yapacak? 12'den küçük olan 12'nin çarpanları da bunu bölecek. Yani 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Ne diyeceğiz o zaman? Ortak bölen, ortak bölen kaç tane pozitif tam sayı vardır? 2, 4, 6 tane vardır diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza geçtik. Daha doğrusu EBOB problemleri kısmına geçelim arkadaşlar. Şimdi burada bir soru, EBOB sorusu olduğunu, yani bunu kullanacağımızı nereden anlarız? Arkadaşlar soruların içerisinde aslında e, bazı tüyolar vardır. Onu arkadaşlar anlayarak sorunun EBOB sorusu olduğunu anlayabiliriz. Mesela bu yöntemler EBOB sorusu olduğunu bize ne yapacak sorunun arkadaşlar anlaşılmasını sağlayacak. Bir diyor, eğer bir bütün küçük parçaları ayrılıyorsa sorunun içerisinde, Mesela düşünün büyük bir çuval küçük poşetlere ayrılacak veya büyük bir bidon küçük şişelere doldurulacak. Arkadaşlar bir bütün parçalara ayrılıyorsa kesinlikle orada ne vardır? Ebob vardır. Ebob sorusudur. Büyük parçalardan küçük parçalar elde ediliyorsa evet tarlanın etrafına eşit aralıklarla ağaç dikiliyorsa ağaç dikme soruları ebob sorusudur çünkü tarlanın etrafını eş parçalara bölüyoruz. Kumaşlar, demir çubuklar parçalara ayrılıyorsa, evet bidonlarda, şişelerde, çuvalarda bulunan malzemeler daha küçük, arkadaşlar kaplara aktarılıyorsa EBOB kullanılır arkadaşlar. Mesela bakalım, 36 ve 48 litrelik fıçılarda bulunan meyve suları biri diğerine karışmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç şişe gerekir? Arkadaşlar, eğer e, sorunun içerisinde eşit hacimli, eşit uzunlukta, eşit e, arkadaşlar alanlı gibi ifadeler geçiyorsa genellikle o soru EBOB sorusudur. Oradan da anlayabiliriz. Şimdi ben e, fıçıların içerisindeki arkadaşlar meyve sularını ne yapacakmışım? E, eşit hacimli şişelere dolduracakmışım. Yani büyüğü küçük parçalara ayıracağız. O yüzden bunların EBOB'unu bulacağız. Hemen arkadaşlar uzun uzun ben EBOB'unu bulmayacağım. Hemen 48 ile... Arkadaşlar 36'nın EBOB'unun 12 olduğunu ne yapacağız? Göreceğiz arkadaşlar. 12 nedir? 36 ile 48'i bölen en büyük sayı. Demek ki şişelerin alabileceği miktar en fazla 12 litre. En fazla. Şişelerin her biri en fazla 12 litre alabilir. Halbuki 12 değil, 12'nin çarpanları da alabilir. 6 litre de olabilir. 4 dolabilir, olabilir, 3 dolar olabilir, 2 dolabilir, olabilir, 1 dolar olabilir şişelerin alacağı miktar. Bizden şişe en az sorulduğu için arkadaşlar en az sayıda şişe olabilmesi için şişelerin alacağı miktarın en fazla olması lazım. O yüzden 36 litrelik arkadaşlar fıçıyı ben 12 litrelik şişelere dolduracağım. Kaç şişe gerekli oldu burada? 3 tane şişe gerekli oldu. 48'i 12'ye böldüm arkadaşlar. Buradan da 4 şişe gerekli. Toplam şişe sayım ne oldu buradan? İkisini toplarsak 7 şişe gerekli olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi geçtik burada çözümünü anlatmış. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar kenar uzunlukları 180 metre ve 240 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın etrafına ağaç dikilecektir. Köşelere de birer ağaç gelmek üzere eşit aralıklarla en az kaç ağaç dikilebilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle çizecek olursak dikdörtgen şeklinde bir tarlam var. Evet. Bunun uzun kenarı 240 metre, diğeri de arkadaşlar 180 metre. Soruda diyor ki bunun etrafına köşelerinde gelmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikeceğim. En az kaç ağaç gerekir diyor. Ağaç sayısının az olabilmesi için ağaçlar arasındaki mesafenin mümkün olduğunca en fazla olması lazım. Yani ne demek bu? Tarlanın kenar uzunluklarını bölen en büyük sayıyı bulmam lazım. 240 ile la arkadaşlar 180'in ebobunu yani bu iki sayıyı bölen en büyük sayıyı bulacağız arkadaşlar. Şöyle düşünecek olursak arkadaşlar ben uzun uzun bulmayacağım 60 olduğunu görüyorum. Evet demek ki. 60 bunları bölen en büyük sayı oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Ağaçlar arası mesafe kaç metre olacak? 60 metre olacak. Bu nedir bulduğumuz? Ağaçlar arası mesafenin en fazla değeri. Ağaçlar arası mesafe en fazla arkadaşlar. En fazla alacağı değer. Peki ben bunu arkadaşlar bulduktan sonra mesela 240 metre olan yere kaç tane ağaç dikerim? 240'ı 60'a bölecek olursam mesela ben buraya 4 tane ağaç dikerim. Ama bunun karşısı da 240 olduğu için oraya da 4 tane dikeceğim için çarpı 2 diyorum. 8 ağaç arkadaşlar karşılıklı olarak 240 metre olan yerlere ne yaptık? Diktik arkadaşlar. 180'e 60'a bölecek olursam arkadaşlar bu kısma 3 tane ağaç dikerim. E, bunun karşısı da 180 oraya da 3 tane ağaç dikeceğim için çarpı 2 6 ağaç da oradan gelir. Toplarsak arkadaşlar 14 ağaç dikmiş olduk toplamda. Arkadaşlar bunu toplam ağaç sayısını şuradan da bulabiliriz. Bahçenin çevresini ağaçlar arası uzaklığa bölerek arkadaşlar oradan da yine ne yapabiliriz? Ağaç sayısını bulabiliriz arkadaşlar. Evet burada da çözümünü vermiş. Geçtik. Arkadaşlar soruya bakalım. Ece diyor bir tarlaya sıralar halinde ve her bir sıraya tek bir çeşit eşit sayıda ağaç gelecek şekilde 27 elma, 81 ceviz ağacı dikecektir. Ece bir sıraya en fazla kaç ağaç dikebilir diyor arkadaşlar. Şimdi soruya tekrar bakalım tarlaya sıralar halinde, sıralar halinde derken her bir sıraya tek bir çeşit ve eşit sayıda ağaç gelecek şekilde 27 elma ve 81 ceviz ağacı dikecektir. Ece bir sıraya en fazla kaç ağaç dikebilir? Bir sıraya. Ne demek istiyor aslında arkadaşlar? Bu ikisini bölen en büyük sayı soruyor. Bir sıraya arkadaşlar eşit aralıkla dediğine göre 27 ile 81'in arkadaşlar EBOB'unu soruyor. E bu da arkadaşlar ben görebiliyorum. Yani e, 27 mi oluyor bakalım? Evet bu onun 3 katı olduğu için EBOB'ları 27. Demek ki arkadaşlar 27 27 ne yapabilir? En fazla ağaç dikebilir diyoruz. Evet geçtik arkadaşlar bu kısmı. 99 ve 112 sayılarının en büyük hangi sayıya bölünürse 3 ve 4 kalanı verir? Evet şimdi 3 ve 4 kalanı veriyor diyorsa Demek ki ben 3'ü çıkarttığım zaman bu sayı 96'yı tam bölen bir sayı. Aynı sayı bundan 4'ü çıkarttığım zaman 108'i bölen bir sayıymış demek ki arkadaşlar. 4 kalanı verir dediğine göre. O zaman ne yapacağız? 99'dan 3'ü çıkarttık arkadaşlar. 96, 112'den 4'ü çıkarttık. Neden çıkartıyoruz arkadaşlar? Çünkü bu kalanı veriyorsa bu kalanı çıkarttıktan sonraki kısımdaki sayıyı tam bölüyormuş bu sayı. Evet şimdi ben bunların neyini alabilirim? EBOB'larını arkadaşlar alabilirim. Bunların EBOB'u da arkadaşlar şöyle bakacak olursak 12 mi çıkıyor acaba? Bir bakalım arkadaşlar tam yanlış söylemeyelim. 2'ye bölünür 54, 48 oldu. 2'ye bölündü 27, 24 oldu. Şimdi 3'e bölüyorum. Hocam 2'ye bölünme devam ediyor. EBOB'u bulduğum için direkt 3'e bölebilirim arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Kaç oldu? 9, 8. 9 ile 8 aralarında asal. EBOB'u ne çıktı o zaman bunların çarpımı? Ebu bunu arkadaşlar 12 bulduk. Demek ki gerçekten de 99'u 12'ye bölsem 3 kalanı verir. 112'yi 12'ye bölsem 4 kalanı verir arkadaşlar. Evet geçtik. Şimdi rüzgar diyor 36 metre ve 45 metre uzunluğundaki iki top kumaşı eşit uzunlukta en büyük parçalara ayırmak istiyor. Her parça kaç metre olur? Kaç parça kumaş elde edilir? Şimdi arkadaşlar elimde e, 36 metre ve 45 metre uzunluğunda iki top kumaş varmış. Ben bunu eş parçalara ayıracağım. Bakın ne diyor? Eşit uzunlukta. Bunun EBOB sorusu olduğunu hemen arkadaşlar anlayacağız. Neden? Eşit uzunlukta dediği için. Peki en büyük parçalara ayırmak istiyor diyor. Bakın en büyük parçalara. En büyük parçalara dediğine göre bunları bölen arkadaşlar ben neye bakacağım? En büyük sayı bulmaya çalışacağım. Yani 36 ile 45'in neyini bulacağım? EBOB'unu bulacağım. Arkadaşlar bunların EBOB'u kaç çıkar? 9 çıkar bunları bölen, 36 ile 45'i bölen en büyük sayı 9 oldu. Demek ki kumaşlara arkadaşlar en büyük parçası ne olacak? 9 metre olacak. A şıkkının cevabı 9 oldu arkadaşlar. Peki kaç parça kumaş elde edilir diyor. 36'yı arkadaşlar 9 metrelik kumaşlara böleceğime göre buradan 4 parça elde edeceğiz. Aynı mantıkla 45 arkadaşlar metre kumaşı 9 metrelik parçalara böleceğim. Buradan da 5 parça elde edilir. Toplam arkadaşlar kaç parça oldu? 9 parça olmuş oldu. Bunun da cevabı 9 parça oldu arkadaşlar. Evet şimdi geçtik arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. 320 kilogram ve 200 kilogram farklı iki tür elmayı birbirine karıştırmadan eşit ve hiç artmayacak şekilde en büyük kasalara koymak istiyor. Bu iş için en az kaç kasaya ihtiyaç vardır? Arkadaşlar kaç kasaya ihtiyaç vardır ve ne diyor? Arkadaşlar en az kaç kasa? Kasa sayısının en az olabilmesi için bu sayıları bölen yani en büyük miktarı almam lazım. 320 ile arkadaşlar e, 200'ün ben EBOB'unu almam lazım ki bunları bölen en büyük sayı bulayım arkadaşlar. ben bunların EBOB'unu alacak olursam ben buradan arkadaşlar uzun uzun bulmayalım. Hatta eğer bulmak isterseniz de şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar pratikmen. Yani ne yaparsınız? Direkt 10'a bölersiniz ya da 20'ye bölersiniz arkadaşlar. Bölebilirsiniz. Olur mu hocam? Olur. 20'ye bölseniz bir sıfırı gitti arkadaşlar. Bunun ne kaldı? 16. 20'ye bölseniz kaç oldu? 10 oldu. Tekrar ikisi 2'ye bölünür. 8, 5 aralarında asal. O zaman bunların ebobu nedir diyeceğiz hemen buradan. 40 şeklinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Tabii hemen bu tarafı siliyoruz. Ebobları 40 oldu. Demek ki kasanın alabileceği arkadaşlar miktar en fazla ne olmalıymış? 40 kilogram olmalı. Tamam en az kaç kasaya ihtiyaç vardır diyor. 320'yi 40'a böldüm arkadaşlar. Ne oldu buradan? 8 kasa. 200'ü 40'a böldüm arkadaşlar. Buradan da 5 kasaya ihtiyacım oldu. Toplamda arkadaşlar 13 kasa gerekli oldu arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Ekok'a geldik. İki veya daha fazla pozitif tam sayının ortak katlarının yani sayının katlarını alacağım. Arkadaşlar o ortak katların en küçüğü hangisi ise biz ona ne diyeceğiz? Ekok diyeceğiz. Ekok bu şekilde de gösterilebilir veya arkadaşlar bu ifadeyle de ne yapılabilir? Gösterilebilir. Ekoku arkadaşlar biz e, bölen listesiyle genellikle bulacağız. Mesela buradan bakalım 60 ile 16 sayısının en küçük ortak katı nedir diye sorulduğu zaman... Arkadaşlar hemen asal e, çarpanlarına ya da bölen listesi kullanarak arkadaşlar bunların hepsinin çarpımı bana neyi verecek? 16 ile 60'ın ekokunu verecek arkadaşlar. Ekok neydi? Bu sayıların en küçük ortak katı. Yani 16'nın katları, 60'ın katları nerede birleşir en küçük? 240'ta arkadaşlar. Mesela burada da arkadaşlar 40 ile 30'un ekoku, 20 ile e, 12'nin ekokunu bul çıkar diyor. 40 ile 30'un ekokunu arkadaşlar asal çarpanlarına ayırdık. 120 bulduk. En küçük ortak katı 120. 20 ile 12'nin en küçük ortak katı 60. Çıkardık cevabı 60 bulduk arkadaşlar. Mesela diyor ki 6 ve 8 ile bölünebilen 3 basamaklı en küçük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır? Arkadaşlar 6 ile 8 ile bölünebiliyorsa demek ki bu sayı 6 ve 8'in katı bir sayı. Ama en küçük dediği için 6 ile 8'in en küçük katını bulup onu da arkadaşlar rakamlarını toplayacağız. 6 ile 8'i şöyle yazabilirsiniz. Ya da arkadaşlar hemen bölen listesiyle bulalım. 3, 4 olur. 2'ye bölündü 2, 3 olur. 2'ye bölündü 1, 3 olur. 3'e bölündü 1 olur. Bunların çarpımı 6 ile 8'in neyini verdi arkadaşlar bize? Ekokunu vermiş oldu. 2 üssü 3 çarpı 3'te ne oldu? 24. En küçük yani bu sayıları arkadaşlar 6 ile 8'i bölebilen 3 basamaklı en küçük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır diyor. Bölünebilen diyor pardon yanlış söylemeyelim. Demek ki 6 ve 8'e bölünebilen en küçük sayı 24 ve 24'ün katları. 6 ve 8'e bölünebilen en küçük sayı 24 olduğu için bunun rakamlarının toplamını soruyor. Rakamları toplamı da 6 oldu arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza geçtik. Diyor ki 15 ve 20 sayılarını sayılarıyla bölündüğünde 7 kalanı veren 200 ile 300 arasındaki en küçük sayı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi 15 ile 20 sayılarını sayılarıyla bölündüğünde diyor, demek ki arkadaşlar bir sayı düşünün 15'e ve 20'ye bölünmüş 7 kalanı vermiş ve bu sayı diyor 200 ile 300 arasında diyor. O zaman biz ne yapacağız? Bu sayı demek ki 15'te 20'nin arkadaşlar katı olan bir sayı. En küçük katını bulduk. 60, 60'ın katlarını alacağım. Neden arkadaşlar? 200 ile 300 arasında olmalı. 60'ın katları olacak. 200 ile 300 arasında 60'ın hangi katı vardır arkadaşlar? 4 katı vardır. 60 çarpı 4'ten 240. Bir de kalanımız vardı. Neydi kalanımız? 7 idi arkadaşlar. 7'yi de eklediğimiz zaman cevabımız 247 olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar iki veya daha fazla pozitif tam sayı asal çarpanlarının ayırdıktan sonra ortak olan asal çarpanların en küçük üstleri alınıp çarpılırsa en büyük ortak bölen bulunur. Ortak olan asal çarpanların en büyük üstleri ve ortak olmayan çarpanların tümü çarpılırsa en küçük ortak katları bulunur arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne demek istiyor? Tanım biraz karışık gibi olabilir ama şunu da çözelim arkadaşlar. Şimdi burada A ile B asal çarpanlarına ayrılmış. Arkadaşlar EBOB'u soruluyor. EBOB'u soruluyorsa üssü küçük olanları alacağım. Bakın 2 üssü 2, 2 üssü 3. Üssü küçük olan 2 üssü 2. 3 üssü 2, 3 üssü 1. Üssü küçük olanları EBOB'da al diyor. Aldık. 5 üssü 2, 5 üssü 1. Üssü küçük olan 5 üssü 1. Ne oldu arkadaşlar? 4 çarpı 3, 12, 60 oldu bu sayıların EBOB'u. EKOK'u da arkadaşlar üssü büyük olanları alacağız asal çarpanlardan. 2 üssü 3'ü aldım. Devam ediyorum. 3 üssü 1, 3 üssü 2, 3 üssü 2'yi aldım arkadaşlar. Bir de 5 üssü 2'yi aldım. Eğer sonucu hesaplanmıyorsa böyle bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Bırakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Eee bugünlük dersimizde EBOB, EKOK'la alakalı arkadaşlar e, temel bilgileri öğrendik. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar mantık, mahkeme ile alakalı arkadaşlar bu konuyla alakalı sorular çözeceğiz. Arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Evde kalın arkadaşlar.